İbrahim Tatlıses'in korkutan kazası, inanılmaz görüntüler, akıl almaz iddialar, polemikler ve daha neler neler. İşte 2022 yılına damga vuran magazin vakaları. İbrahim Tatlıses'in ölümden döndüğü kaza ve oğluyla bitmeyen polemiği. İbrahim Tatlıses dolu bir yılın en unutulmaz vakalarından biri, İbo'nun Bodrum'da geçirdiği trafik kazasıydı. Konsere giderken aracı yoldan çıkmış, çıkan yangından ucuz kurtulmuştu İbrahim Tatlıses. İlk yardıma gelenlerden birinin oğlu Ahmet Tatlıoğlu'şu çok konuşuldu. Kazayı ayağındaki kırıkla atlatan İbrahim Tatlıses, o halde olayın akşamında sahneye çıkmış ve herkesi şaşırtmıştı. Bu kaza bile İbrahim Tatlıses'le arasının açık olduğu oğlu Ahmet Tatlı'yla arasının düzelmesine yetmedi. Gittik olay yerine, bayağı da kötüydü. İbrahim Tatlıses'le maddi konulardan dolayı küsen Ahmet Tatlı'nın arasındaki problem yıl boyu devam etti. Karşılıklı davalar açıldı, aile ikiye bölündü. Bir şey diyemem ben. Ahmet, geçmiş olsun. Polat aradığında ne olduğunu bilmeden gittim yani, öyle o şekilde. Çünkü bir kazadır. Oyuncu Burak Yörüğün saldırı görüntüleri. Oyuncu Burak Yörüğün yol ortasında otobüs şoförüne saldırı anları kameralara böyle yansıdı. Yolda tartıştığı şoförü tehdit eden, yumruk atmaya çalışan Burak Yörük bu görüntüleriyle büyük tepki gördü. Ben gideceğim ya. Gidiyorum, karışık gideceksiniz ha. Karışık gideceksiniz. Ece Erken'in eşi Şafak Mahmut Yazıcıoğlu cinayete kurban gitti. Bir magazin olayından çok adli bir vakaydı Şafak Mahmut Yazıcıoğlu'nun hayatını kaybettiği silahlı saldırı. Çıktığımı bilmiyorum evden. Taksiye bindim. Dediler ki ayağından vuruldu, korkma. Bir şey yok. Dedim en kötü sakat kalır, bakarım. Bakarım acaba. Olayın kim adına neden yapıldığı bizim konumuz olmadı. Biz Ece Erken'in üzüntüsünü, gözyaşlarını ve isyanını dile getirdik magazin basını olarak. Yavrum! 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 Beni öldürdüler, yaşarken öldürdüler. İrem Derici'nin öncesi olay, sonrası olay konseri. O dönemki sevgilisi Cem Belevi'nin ihanetiyle sarsılmıştı İrem Derici. Sultan Gazi'deki konseri öncesi bu olayla ilgili konuştu İrem Derici. Önce Cem Belevi'yi topa tuttu, ihaneti ifşa etti. Bu hafta kendisinin birçok edebi eseri ortaya çıktı. İsim verelim mesela, güzel eserleri var. Kardeş Ülke Dilberi. Başka bir eseri Komşu Kızı, insan kandırma sanatı falan, böyle eserleri var. Bayağı da okunuyor. Konserin kendisi de başlı başına olaydı. Kavga çıktı, ortalık birbirine girdi. Yaşanan dehşet kameralara böyle yansıdı. Çocuklar yapmasanız ya. Serenay Sarıkaya'ya takıntılı hayranı sokak ortasında saldırdı. Bu yıl takıntılı hayran korkusunu birçok ünlü yaşadı. Onlardan biri de Serenay Sarıkaya'ydı. Sarıkaya evinin sokağında saplantılı bir hayranı tarafından fiziksel tacize maruz kaldı. Daha öncesinde ofise de saldırmıştı. Aynı kişi. Hiç evime kadar gelip bu kadar ciddi şeyler yapacağını düşünmedim açıkçası. Şikayet ettik. Umarım daha ileri gitmeden hallolur. Olay mahkemeye taşındı. Şahıs uzaklaştırma aldı. Sarıkaya için Allah katında eşim diyen kişi gözaltına alındı.
Benzer olayları sene boyunca Ezgi Mola ve Aleyna Tilki gibi isimlerde yaşadı. Ne de olsa kamera önünde insanlarız. Bir tane fan adı altında, bence değil ama bir tane bir insan evladı evimizin bahçesine ters takla atlayarak, böyle atarak girmeye çalıştı falan. Özcan Deniz'in boşandığı eşi Feyza Aktan'la bitmek bilmeyen kavgası. Özcan Deniz'in 2018'de evlenip 2019'da boşandığı Feyza Aktan'la evliliği bir yıl sürdü ama kavgası yıllardır devam ediyor. ...2022 boyunca mahkeme salonlarında sıkça bir araya geldi eski eşler. Velayet davası sürdü, Özcan Deniz uzun süren sessizliğini bir konseri öncesi bozdu. Hatta birçok şeyi mahkemeyle bile paylaşmaktan korkuyorum. Gerçekten korkuyorum. Ben sadece oğlumun silah olarak kullanılmasını engellemeye çalışıyorum. Özcan Deniz'in Feyza Aktan'la ilgili şok sözleri gündeme damga vurdu. Benim üstüme atılan hepsi, o iftiraların hepsi iftira. Oğlumun yatak odası diğer villada. Yani oğlum o sırada o diğer villada yapayalnız uyuyor. Ehliyetsiz Ece Sükan'ı olay yarattı. Ehliyetine el konmuş olmasına rağmen direksiyon başına geçen Ece Sükan'ın trafik çevirmesindeki görüntüleri de 2022'nin magazinel vakalarındandı. Üflemiyorsunuz doğru mu? Ehliyetinize el konuyor. Yok, ehliyetinize ceza yazılıyor. Tamam. Bekleyeceksiniz. Ece Sükan olayın faturasını magazincilere çıkarmayı da ihmal etmedi. Bu nasıl bir taciz ya? Bitti artık ya. Bu tamam, nasıl bitti. Bir taciz ya? Bit. Ya bu kadar da olmaz ama ayıptır ya. Ayıptır ya. Ayıptır. Bu yaptığınız yok, kendi ayıptır. Ayıp yani, ayıptır. Utanmazsınız. Utanmaz. Burak Deniz'le Nilperi Şahinkaya'nın mahkemelik olan kavgası. Bir organizasyon için gittikleri Adana'da kaldıkları otelde aralarında yaşanan tartışma, Burak Deniz'le Nilperi Şahinkaya'yı mahkemede karşı karşıya getirdi. Burak Deniz'in yanında sevgilisi Emre Yusufi varken Nilperi Şahinkaya'ya tacizkar bir tavırla yaklaşması sonrası basına yansıyan olayda Nilperi Şahinkaya Burak Deniz'i mahkemeye verdi ve uzlaşma çabalarını da reddetti. Süreç devam ediyor. Savcı atandı. Tabii böyle süreçler uzun sürüyor biliyorsunuz. Dolayısıyla araya bir zaman girdiği için insanlar bize soruyor, geri adım mı attınız, vaz mı geçtiniz diye. Öyle bir şey yok. Kenan Doğulu'nun konserini polis bastı. Kenan Doğulu'nun İstanbul'da verdiği bir konser kanuna aykırı düzenlendiği gerekçesiyle MESAM ve MSG avukatları tarafından polis nezaretinde baskına uğradı. MESAM ve MSG'den gerekli izinleri almadan, gerekli lisans sözleşmelerini akdetmeden etkinliği gerçekleştirmeye çalışmaktadır. Bu yüzden biz de burada bu telif hakkı ihlallerini tespit edeceğiz. Biliyorsunuz ki eserlerin meydana gelmesinde pek çok kişinin emeği var. Gerekli izinlerin alınmaması, telif bedellerinin ödenmemesi, bu sözleşmelerin akdedilmemesi hem hukuka aykırı. Konserin iptal olacağını düşünmüyorum. Biz zaten konsere müdahale etmek için değil, sadece çalınacak olan eserleri, icra edilecek olan performansları kayıt altına almak için buradayız. Will Smith'in olay yaratan Oscar tokadı. 2022 yılı Oscar gecesi magazin tarihine geçecek bir olaya şahit oldu. Ünlü oyuncu Will Smith'in sahnede kendisi ve eşiyle ilgili espri yapan komedyen Chris Rock'a attığı tokat günlerce konuşuldu. Oh, Richard! Oh, wow! Wow! Will Smith just smacked the shit out of me. Gülşen cezaevine girdi. Serbest kaldı. Yurt dışına çıktı. 2022 yılının en çok konuşulan isimlerinden biri Gülşen'di. Yılın ilk yarısına sahne kıyafetleriyle damga vurdu Gülşen. Bir konserinde sarf ettiği cümle nedeniyle cezaevine giren Gülşen, sadece magazin gündeminin değil, ülke gündeminin bir numaralı gündem maddesi oldu.
Kısa süre cezaevinde kaldıktan sonra ev hapsine mahkum edilen Gülşen, sahnelerden uzak kalırken ev hapsinin de ortadan kalkması sonucu soluğu yurt dışında aldı. Ünlülerin üzen kazaları. 2022'nin üzen kazalarından biri Ajda Pekkan'ın evinde düşerek kalça kemiğini çatlattığı olaydı. Pekkan verdiği eğlenceli konseri sonrası nazara gelmiş ve evinde yaşadığı kaza sonucu soluğu hastanede almıştı. Talihsiz kazalardan bir diğeri manken Tuğba Altıntop'un köpek saldırısına uğraması sonucu yüzünün tanınmaz hale gelmesiydi. Kaybettiklerimiz, korkunç kazalar, gözyaşları ve cenazelerden akılda kalanlar. 2022 üzdü pek çok kişiyi yaşattıklarıyla. Cüneyt Arkın'ın vefatıyla sarsılırken Türkiye, cenazede Türkan Şoray'ın arkadaşının tabutuna sarılıp ağladığı görüntüler yürek parçaladı. Annesini kaybeden Ebru Gündeş acıların en büyüğünü yaşadı. Ebru Gündeş'in vefat sonrası çıktığı ilk konserde yaşadığı duygusal anlar hayranlarını da ağlattı. Vefatıyla herkesi üzen oyuncu Civan Canova'nın cenazesine selfie rezaleti damga vurdu. Bu olay insanlığın kaybolduğu anlar olarak kayda geçti. Zamansız ölümüyle üzen Billur Kalkava'nın cenazesinde erkek arkadaşı Buğra Bahadırlı'nın döktüğü gözyaşları da hafızalara kazındı. Billur demiş ki eve dönmem lazım. Buğra'yı bırakmamam gerekiyor çünkü ben ölürsem o çok yalnız kalır demiş. Orada çok haklı. Tabii bir şey de acıya yer orası işte. Ama bu da acıtan da benim ego. Kendi kişiliğim yoksa onun tarafında bir sıkıntı olduğunu düşünmüyorum. Annesini kaybeden Derya Tuna'nın en acı gününde yanı başında İbrahim Tatlıses vardı. Bismillahirrahmanirrahim. Kul huvallahu ahad. İllahu samed. Lem yelid ve lem yulad ve lem yekun lehu kufuvan. Sıla, 2022'nin sonlarında babası Şükrü Gençoğlu'nu kaybetti. İzmir'deki cenazede İlker Kaleli, Sıla'yı yalnız bırakmadı. Özge Ulusoy da baba acısı yaşadı. Ünlü manken, trafik kazasında kaybettiği babası Haydar Ulusoy'un cenazesinde gözyaşlarına boğuldu. Şükürler olsun böyle bir insanım evladım. Benim damarımda, hücremde, her şeyimde. Beni bırakıp gittiğine inanmıyorum. Benim içimde yaşayacak her zaman. Baş belası tiyatro ekibinin trafik kazası senenin en üzücü olaylarından biriydi. Melis İşiten, Ceyhun Fersoy ve Sergen Deveci gibi isimlerin yaralandığı kazada Tolga Güleryüz, Burak Topçu ve Özgür Karataş hayatlarını kaybetti. Toplumum adına, tüm sevdiklerim adına sağlıklı, bereketli, huzurlu, yastığa başımızı rahat koyabileceğimiz, sevdiklerimizle vakit geçirebileceğimiz, ürettiğimiz, birbirimizi sardığımız, sevdiğimiz sürprizlerle dolu ama iyi niyetli, iyi kalpli bir yıl olsun. Yeni yıl herkese öncelikle tabii ki sağlık getirmesin diliyorum. Güzel bir yıl olsun, sağlıklı, mutlu, huzurlu. Herkese mutlu yıllar şimdiden. Herkese mutlu,
sağlıklı ve barış dolu özellikle bir sene dilerim.